Arkadaşlar İslam tarihi ve medeniyeti konusu içerisinde bir başka dönemde Abbasiler dönemidir. 750 ve 1258 yılları arasında yaşamış bir devlettir Abbasi Devleti. Kurucusu Ebu'l Abbas'tır. Merkezi Bağdat'tır. Devletin Başlıca özelliklerine baktığımızda Abbasiler Arap milliyetçiliği yerine ümmetçilik siyasetini izlemiştir. Arkadaşlar İslam tarihinde Abbasilerden önce Emevi devletinin yaşadığını görüyorduk. Emevilerin mevali siyaseti izlediğini biliyorduk. Yani ırçı bir politika, köleci bir anlayış uyguluyorlardı. Aşırı Arap milliyetçisiydiler. Abbasilerin artık bu mevali politikasını terk ettiğini, daha hoşgörülü ve daha ümmetçi bir siyaset izlediğini görmekteyiz. E Bunun sonucuna baktığımızda da İslamiyet egemenlik altında bulunan topluluklar arasında daha kolay yayılmıştır. Çünkü daha önce Emeviler döneminde Mevali politikasından dolayı Emevi devletinin ele geçirdiği topraklarda bulunan halklar Emevilere tepkiyle yaklaşmışlardı Mevali siyasetinden dolayı. Ama Abbasiler bu politikayı terk edince İslamiyet diğer topluluklar arasında daha kolay yayılmıştır. Bu dönemde Abbasilere bakıldığında siyasi faaliyetleri yoğun değildir. Ancak kültürel faaliyetlere daha fazla önem vermiştir Abbasiler. En parlak dönemleri Halife Harun Reşit dönemidir. Abbasiler dönemi aynı zamanda İslam Rönesansı dönemidir. Arkadaşlar bu önemlidir. İslam Rönesansı dönemi Abbasilerin en önemli özelliklerinden birisidir. İslam Rönesansı dediğimiz duruma bakıldığında da antik ve helenistik eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi ve pozitif bilimlerde ilerlemeler kaydedilmesidir. İslam kültürü ya da İslam toplumu Abbasler döneminde antik ve Helenistik eserleri inceleyerek farklı kültürlerden de böylece etkilenmişlerdir. Böylece bir etkileşim yaşanmıştır. Onlardan da yardım almışlardır. Dolayısıyla pozitif bilimlerde kültürel hayatta da oldukça ilerleme kaydetmişlerdir İslam Rönesansı içerisinde. Antik eserlerin tercümesi için Bağdat'ta Beytül Hikme denilen tercüme odaları kurulmuş. Burada Yunanca, Hintçe, Süryanice, Farsça eserler Arapça'ya tercüme edilmiştir. Bunun dışında Abbasiler döneminde devlet teşkilatlanmasına bakıldığında ilk kez e, vezirlik kurumunun kurulduğunu görüyoruz. Abbasilerin siyasi faaliyetlerine bakıldığında en önemli faaliyeti 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı'dır. Talas Savaşı'na bakıldığında sebebinin Orta Asya'nın Çin egemenliği altına girme tehlikesi ve Türklerin Abbasilerden yardım istemesidir. Arkadaşlar bu dönemde artık Orta Asya'da güçlü bir Türk devleti bulunmamakta. Dolayısıyla Çin bunu değerlendirip Orta Asya'da yayılma siyaseti içerisine girmiştir. Aynı zamanda Müslüman Araplar yani Abbasiler de yine Orta Asya'da İslamiyeti yayma politikası içerisine girmişler. Bu da Çinleri ve Müslüman Arapları karşı karşıya getirmiş. Türkler de burada Çin tehdidinden dolayı Abbasilerin yanında yer almışlardır. Savaşın sonucuna baktığımızda da Türkler ve Abbasi ittifakı ya da Müslüman Arap ve Türk ittifakı Çin'i yenilgiye uğratmıştır. Savaşın sonuçlarını değerlendirdiğimizde İslamiyet Orta Asya'da yayılma fırsatı bulmuştur. Evet, yani özellikle Çin tehdidi altına girmesi beklenen Orta Asya'da artık İslamiyet ya da İslam kültürü daha etkili bir konuma gelmiş. Bunun sonucunda Türk Arap ilişkileri olumlu yönde gelişme göstermiş. Özellikle Türkler ve Müslüman Araplar arasında ticari ve kültürel ilişkiler yavaş yavaş artmaya başlamıştır. Ve bunun sonucunda da Türkler ilk kez kitleler halinde arkadaşlar artık İslamiyete geçmişlerdir. Dolayısıyla Türklerin artık İslamiyete kitleler halinde, kalabalık gruplar halinde geçmesi artık Türk İslam tarihinin de başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İlk Müslüman olan Türk boyu da Karluklar olmuştur. Bunun dışında Türkler Müslüman olmaya başladıktan sonra Abbasi ordu ve yönetiminde görevler almaya başlamışlar. Özellikle Türklerin askerlik özelliğinden faydalanabilmek için Bizans sınırında Avasım şehirleri kurularak Türkler yerleştirilmiştir. Özellikle arkadaşlar Bizans sınırında Diyarbakır'dan Tarsus'a kadar uzanan bir hat içerisinde Çeşitli avasım kentleri yani sınır güvenliği için kentler kurulmuş ve buralara Türkler yerleştirilmiştir. E tabi bizim buradan yapacağımız yorumda Türklerin askeri niteliğinden faydalanma yoluna gitmiştir Abbasiler. Özellikle Halife, Memun ve Mutasım döneminde Türkler için Samerra kenti kurulmuş ve buraya Türkler yerleştirilerek diğer milletlerle ya da kavimlerle kaynaşıp kendi özelliklerini yitirmemeleri için bu kente yerleştirildiklerini görüyoruz aynı zamanda. Burada bir uyarımız var arkadaşlar. Abbasilerde atanan Emrül Ümeyra adı verilen vali ve komutanlar devletin merkezi otoritesinin zayıflaması ile kendi bölgelerinde tevaifi mülk adı verilen devletler kurmuşlardır. Arkadaşlar biz Abbasi Devleti döneminde e, özellikle Emrül Ümera adı verilen vali ve komutanların geniş yetkilerle donatıldığını görüyoruz. Bu Emrül Ümera adı verilen komutanlar arasında Türkler de bulunuyor. Bu askeri valiler olarak Türkler de görevlendirilmiş. Ancak bir müddet sonra Abbasilerin merkezi otoritesi zayıflayınca bu Emrül Ümera adı verilen vali ve komutanlar kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını yavaş yavaş ilan ederek küçük küçük devletler kurmaya başlamışlar. Bu kurulan devletlere de tevaifi mülk devletleri adı verilmiş. Peki nerelerde kurulmuş bu tevaifi mülk devletleri? Mısır'da ve İran'da kurulmuşlar. Özellikle Mısır'da kurulan tevaifi mülk devletleri Tolunoğulları, İşidiler ya da Akşitler ve Fatımilerdir. İran'da kurulanlar ise Tahiriler, Safariler, Beyh oğulları ve Saman oğulları devletleridir. Burada yine bir notumuz var. Abbasi Devleti'nin yıkılışıyla alakalı. Arkadaşlar Orta Çağ döneminde özellikle Orta Asya'dan gelen e, oldukça istilacı ve fetihçi bir kavim olan Moğollar var. Moğolların batıya doğru biz e, fetihlerini ve istilalarını yaygınlaştırdığını görüyoruz. 1258 yılına gelindiğinde Moğolların Bağdat'ı işgal etmesiyle Abbasi Devleti yıkılmıştır. Ve Abbasi Halifesi Muntasır Memlüklere sığınmış Demibüntet Memlüklerin koruyuculuğu altında yaşamıştır. Ancak 1517 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesiyle Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Müzik